Günaydın. Home Office günlüklerine hoş geldiniz. Kahvem köpüğü bile gitmiş. Evet, göründü. Ve ılımış ev. Ilık kahve sevmem. Bunun üstüne yenisini çekeyim. Pazartesiye başladık. Kaçta yandım biliyor musunuz? 4:45'te. Müthiş bir sabah. Yani herhalde de 12'yi geçiyor uyuduğumda, 4 saat falan uyudum. Bu böyle hani uykusuzluğum vardı bir kafa şu anda benimki. Ve ilk defa kahve içiyorum şu anda. Sabah merengeç içtim, gördünüz zaten. Merengeçim de bitmek üzere. Allah'tan 3 tane almışım diğer bakımdan. İyi oldu. Sabah videoyu editledim, çok iyi geldi. Bir iki tane de kapak yaptım. Yarın da video editleyeceğim. Artık her gün video editliyorum sabahları. Yani düzene giriyoruz. Gerçekten düzene giriyoruz artık. Dünden o kadar çok peynir koydum ki masaya. Çünkü son kullanma tarihleri çok yakındı hepsinin. O yüzden koymak zorunda kaldım. Bugün galiba peynir yiyeceğiz. Öyle emin de. Emin değilim gerçekten. O yüzden öğle yemeğinde ne yapacağız hiç bilmiyorum. Can pırasa da istiyor bir yandan. Belki pırasa yaparız. Gerçekten bugünün biraz gidişatına bağlı neler olacak, neler bitecek diye. Böyle acıktım da biraz. O yüzden şimdi bir kahvemi içeyim. Bir kendime geleyim. Her zamanki gibi çamaşırlarımız orada. Bizi bekliyor. Her zamanki gibi. Eksik olursa zaten bir şey eksik demektir. O yüzden iyi oldu. Şimdi ben bir kahve daha yapayım. Çünkü gerçekten gözümü açamıyorum. Akşama da ödev yapmam lazım. Böyle bir gün. Evet. Pazartesi günü resmi olarak bitmiştir. Sesi güzel bir şekilde kapatıyoruz şimdi. Adatadere'de hocam bile tazeledim. Bunu da çok seviyorum. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Pastel'in Nude serisinden. Bunu kimse önermiyor ve gerçekten üzülüyorum. Şöyle Greek diye bir rengi. Aynen düz tutuyormuşum. Tam olarak bu renk. Yani benimle aynı renk. Bence o yüzden seviyorum. Fazlasıyla çalıştığımız bir Pazartesi oldu ama 4'te uyandık. Çok güzel geçti. Bugün gerçekten bir pazartesinden beklediğim bütün verimi elde ettim. Bir video editledim, iki kapak yaptım. Bütün işlerimi hallettim. En önemlisi peynirler bitti. Önemliydi ve bugün erken yatacağım. Çünkü 4 saat uyudum gerçekten. Evet, 4 saat 10 dakika falan uyudum galiba. Şu anda biraz sarhoş gibiyim. O yüzden böyle erken kapattığım bir gün sonu olsun istiyorum ve şurayı, şu yeri, bunu şöyle yana almak istiyorum ve komodini de boşa çıkartmak istiyorum. Çünkü bu masayı hiç kullanamıyorum. Şu altında görüyor musunuz? Şu altında komodini olduğu için buraya ne oturabiliyorum ne bir şey yapabiliyorum. Burası böyle tozlanıyor kalıyor falan. O yüzden buraya da bir şey yapmak istiyorum bu hafta. Umarım yapabilirim. Bu hafta sonu günlükleri de bence çok güzel olacak çünkü bir sürü şey yapacağız bu hafta sonu. Şimdi mutlu bir pazartesiyle günü burada kapatıyorum. Yarın görüşeceğiz. Yarın görüşürüz demiştim ama duramadım. Yaptım hemen buraya. Şu çöpü görmezden gelelim. Böyle yaptım. Bu normalde biraz önce gösterdiğim gibi şu buradaydı. Bu da bunun içindeydi. Böyle çok daha rahat oldu. Ve yani ben en azından şu masamı da güzelce kullanabileceğim. Çünkü şurada da eşyalarım. Sadece bunu kullanabiliyordum. Burasının üstünde hep bir şeyler oluyordu. O yüzden kullanamıyordum. Ve çok kısaca da göstereyim. Bunu çantama alıyorum genelde. Küçük şeylerin olduğu. Bu seyahat için olan çantam. Bu da evde makyaj yapıyorsam. Şu an için diğerlerini böyle hani keyfe kadar kullanıyorum. Onun dışında da hiçbir şey almıyorum. Ve bayağı memnunum şu anki kararımdan. Burası da çok güzel oldu ve şurada da alan kaldı benim için de. Şununla böyle arkaya bile gitsem gelmeyecek. Bayağı sevdim ben bu yeni görünüşü.
Evet, şu an salıdayız. Yeni bir gün. Çamaşırlar serildi. İçeride robot çalışıyor. Ve şimdi de kısa bir öğle arası yemeği hazırlıyorum. Öğle yemeği yani. Çünkü maalesef çok az vaktim var ve çok hızlı bir şeyler yapmam lazım ve hiçbir şey yemedim daha. Bunun için her zaman kurtarıcı bir menüm var. Çünkü çok hızlı olmasını istiyorum bir şeylerin. O yüzden buraya böyle edamame koydum. Tahıllı ekmeğin üzerine de ton balığı çıkartacağım. Çünkü gerçekten hiç vaktim yok. Yanına turşu ve domatesle ve edamameyle tabii ki müthiş bir menü olacak. Böyle rahat, hızlı, doyurucu. Çünkü 1-3 arası toplantım var. Sonrasında da çalışmam gerekiyor toplantıyla ilgili. O yüzden hiç vaktim olmayacak akşama kadar. O yüzden beni tutan bir şeyin olması lazım. Çünkü şu anda gerçekten çok açım. Evet, şimdi öğle yemeğimi yedim. Neden düşündüm bilmemekle birlikte. Ve 20 dakika kadar bir vaktim var. Dedim ki bir kahve içeyim çünkü 2 saatlik bir toplantıya gireceğim. O yüzden hazır şunu çıkartmışken aklıma buzluktaki keklerim geldi. Şöyle şekersiz kek yapmıştım muzdan. Bunu böyle haftalar önce falan paylaşmış olmam lazım bir misafir hazırlığında. Arkadaşlarımız bize gelecek ve çocuklar için yapmıştım. Ondan kalan kekler bunlar. Ve bunları da tabii ki muzluğa attım. Yenmediği için o gün. Sonra bugün birinde hikayesinde şöyle bir şey gördüm. İşte buzluğa attığımız her şeyi aslında böyle ya böyle bir buharda pişirme ya da bir elek, bu yoksa bile eleğin üstüne de koyup kaynar suyun üstünde buharda çözdürebiliyorsunuz diye. Dedim ki yapayım. Peki nasıl olacak? Bayağı iyi oldu. Hem sıcacık hem mis gibi kokuyor. Hem de böyle çözündü yani anında ve bu da böyle çok hayat kurtaran bir bilgi oldu benim için. Size de paylaşayım dedim. Saçıma ilk kez bakıyorum desem inanır mısınız? Ne olmuş ya buna? Neyse. Okey. Böyle. Böyle bir gün şu an. Bugün çarşamba. Bugün çarşamba. Ve sabah uyanamadım. Yeni bir gün bizim için, benim için. Ve sabah uyanamadım. O yüzden istediğim performansla bir sabah rutinim olamadı. Ama buna rağmen kalktıktan sonra ve duş aldıktan sonra yemeği yapmayı başardım. Çok enteresan. Hafta sonu birazcık da olsa böyle bir yemek hazırlığı yaptığımız için o çok işe yaradı. Sadece havuçlarla biraz uğraştım. 15 dakikada falan yemek yaptım. Galiba bize cuma öğlesine kadar yeter diye düşünüyorum. Bayağı var çünkü. Sonra şimdi ilk kahvemi de yemeği hazırlarken içtim. İkinci kahvem de burada. En sevdiğim bardaklardan birinden. Şurasındaki detayı falan çok seviyorum. O kadar güzel ki. Ben bunu 5 liraya almıştım. İnanır mısınız? Çok çok güzel bir bardak. Tabii ki orada çamaşırlarımız var. Her zamanki gibi. Bir sabah rutinine uygun olarak. Böyle içimde tuhafta bir huzur var. Enteresan bir şekilde. Dün iki videoyu aynı anda yayın açmışım. Kafam karışmış galiba. Planlarken. Öyle bir şey yaşandı bir de. Sonra izleyenlerden işte yorumlar falan geldi. Mesajlar geldi. Neden silindi video falan diye. Çok da hoşuma gitti aslında ama. Onun hani bir günü var aslında. Hani ona göre açmam lazım. Yoksa haftada 3 video olmayacaktı. O yüzden böyle almak zorunda kaldım onu da. Böyle yani
Şimdi en azından bir yemek yaptım. O kadar huzurluyum ki. Çünkü hafta sonu yani alışveriş videomu takip edenler biliyordur. Sebze meyve alıyoruz. Almaya da çalışıyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Ama eğer pazar günü o hazırlığı birazcık yapmazsan gerçekten hafta içi çok zor oluyor. Ya akşamları yapman gerekiyor. Akşama da cidden halin kalmıyor. Bir halin kalmıyor. İkincisi benim bir de sabahları Almanca dersim olduğu için haftada iki gün. Beni çok yoruyor. Çünkü geceden yani en az haftada 3 gece ödev yapıyorum en az. Ve çalışıyorum ki hani hazır olayım derse diye daha verim almak için. O yüzden de yani bana çok zor geliyor akşamları yapmak. Çünkü zaten belli bir saatte kadar çalışıyorum. Yemek mi yiyeyim, Almancamı çalışayım. Bir şey izleyemiyorum bile çoğu akşam. O yüzden birazcık zor oldu ama neyse ki biraz böyle yavaş yavaş düzene oturtmaya başladık açıkçası. Bir de seyahate gidip gelince bütün dengem bozuluyor ya. Bütün rutinim bozuluyor. O yüzden birazcık da rutine oturtmaya çalışıyorum. Bir sonraki seyahatte bozulacak üzere. Böyle yani. Şimdi benim dönmem lazım. Çalışmaya da doğru başlamam lazım. Ve gün geri kalanında yemeğimizi yiyeceğiz ve çok mutluyum. Böyle bir huzur var içinde şu an. Evet, şimdi öğle arasını geçtik biraz. Mert hala toplantıda olduğu için benim de birazcık vaktim vardı. O yüzden manikürümü yaptım. Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Belki size de faydası olur diye. Annem bu Nude serisinden pastelin Lady isimli ojesinden almış. Ve bir yanına bedavaymış o zaman. Bendeki şu gri rengi sanarak almış. Adını unutmuş ve hani çok da alakasız diyemem bunlar için. Şöyle. Yani bu daha pembe alt tonlu. Bu da daha kahverengi alt tonlu bir oje. O yüzden bundan da iki tane almış dediğim gibi. Ve aslında istediği gibi de durmamış. Çünkü çok da güzel durmuyor böyle. Sizi hasta gösteriyor gibi bir rengi var. Ve iki tane almış tabii. Sonra şey dedim bana. Ben bunu yanlış aldım. Kullanmıyorum. İstiyorsan sen al demişti geçen yıllarda. Geçen yılda hatta galiba Adana'ya gittiğimde. Ben de aldım getirdim buraya. Sonra ben de baktım. Gerçekten böyle gül kurusu gibi bir rengi var ama böyle açık ve hiç gerçekten güzel göstermiyor. O yüzden bende de iki tane olmuş oldu bunda. Şimdi ben de şöyle bir şey yaptım. Hangisinin gerçek olduğunu da unuttum bir anda. Galiba şu. Evet şu. Şunu elde etmek için çok da aşırı bir farkı yok gibi ama şuradan daha iyi yansıyor. Bu şurasında yeri olan benimki. Bunun içine iki tane olduğu için rengi de daha iyi ayırt edebilirim gibi geldi. Bunun içine birkaç oje karıştırdım. Hangilerini karıştırdım göstereceğim. Bunun içine şu üç ojeyi karıştırdım. Şöyle. Biraz kahverengi koydum şundan ama bundan az koydum. Hani o pembeliğini kırsın diye koydum. Sonra bana birazcık rengi koyu geldi. O yüzden açık bir şey denemek istedim. Elimde de hiç beyaz ocak kalmamış. Hepsini bitirmişim. Beyaza en yakın biraz şundan vardı. Şundan koydum biraz. Bu da böyle açık, böyle pembemsi bir renk. Birazcık da hani böyle lila alt tonu versin diye de lila koydum. Ama lilayı bayağı fazla koydum. Ben bunlara nazaran. Sonra da şöyle bir renk elde ettim. Bakalım ne kadar ayırt edilebiliyor kamerada. Şunu ben yaptım diyebilirim ve tırnağımdaki renk şu an. Yani şurayı biraz kopardığım için kötü duruyor ama şöyle bakabiliriz. Tırnağımdaki renk oldu şu anda ve gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle tonu tam istediğim gibi oldu. Yani demem o ki üzerine de birazcık kuruyucu sürdüm. Hem parlaklık verecek, kurutucu sürdüm aslında ama hani hem parlaklık versin, üstündeki o kuru görüntüyü alsın diye. Yani demem o ki bu yıl makyaj malzemesi almamak ve hani oje almama challenge'ında bana bir fikir verdi. Çünkü bitenler videomda bir ojeden bahsetmiştim. Ve böyle hani ondan tekrar alacağımdan bahsetmiştim. Sonra bir yorumda böyle bir beyaz oje, bir damla kırmızı oje kullanırsanız hani şöyle bir renk
bir damla koyarsanız hani böyle rakı beyazı gibi bir renk elde edebileceğimizi söylemişti bir takipçim ya da izleyen biri. Çok teşekkürler ona da bu yorumu için. Sonra o bana ilham oldu ve böyle bir şey yapmak istedim. Çünkü iki tane var bu hocadan bende ve gerçekten de atacaktım bu arada artık. Yani hayat kötü hoca kullanmak için kısa diyerek atacaktım ama bir yandan da kıyamadım. Çünkü annem almış, ondan getirmişim ta Türkiye'den diye. Sonra böyle bir şey yapmak geldi aklıma ve yaptım. Gerçekten de hoşuma gitti bu. O yüzden size de böyle belki fikir olur diye anlatmak istedim. Böyle yani elindekileri değerlendirerek çok daha güzel bir şey elde etmek, dışarıda bulunamayacak bir şey elde etmek aslında elimizde. O yüzden de böyle bir şey yaptım. Hala bir kutu hocam var ve yıl sonuna kadar bence bir 5-6 tane falan daha bitiririm. Gelecek yıl bile almasam olur aslında hocam. Ama böyle yıl sonuna kadar kendimi böyle hem zorlamak hem de elimdekileri kullanmaya teşvik etmek için böyle bir şey yaptım. Öyle yani bunu da bir paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten yeni çıkan renk tam istediğim gibi ve tam benim ten rengime uyan bir renk. Bence bana göre kendime yakıştırdığım bir renk. O yüzden belki size de fikir olur diye paylaşmak istedim. Arada karnımdan sesler geliyor çünkü gerçekten çok acıktım. Hiçbir şey yemedik daha. Belki toplantıdan çıkmasını bekliyorum. Yemek hazır. Sıcak ve beni bekliyor şu an. Bizi bekliyor ama bir türlü gidemedik daha. Böyle. Bir çarşamba günü oluyor bizim için. Saat 5 olmak üzere. Ben de şöyle bir buzdolabı temizliği yapayım diyorum. Böyle haftanın ortasında. Çünkü 2 haftadır düzenli market alışverişi yapıyoruz ve böyle kullanmadığımız birkaç bir şey gözüme çarpıyor. O yüzden diyorum ki şöyle bir bakalım. Belki bir poğaça yaparız. Böyle işte kalan maydanozlar var. Sonra işte böyle birkaç tane peynir var. Böyle poreç falan var. Poreç hiç sevmedim. Yani onu da böyle bir poğaçanın içine koyup değerlendirmek istiyorum. Böyle poriçli yapayım istiyorum bu sefer de. Neden olmasın yani? Hani o da olabilir bence. Onunla bir poğaça yapayım istiyorum. O yüzden o da bitsin. Çünkü çok uzun zamandır elimde. Atılsın istemiyorum. O yüzden de böyle değişik bir şey yapacağım. Böyle elimde kalan bütün her şeyi kullandığım ve böyle değerlendirdiğim bir dolapta ne varsa poğaçası yapmak istiyorum. O yüzden şimdi bir gidelim. Bakalım elimizde neler var. Ona göre de malzemelerimizi çıkartalım ve ortaya güzel bir lezzet çıkartalım istiyorum. Böyle sıfır atık projesi gibi. O yüzden hadi gidelim mutfağa. Akşam yemeği zamanı. Poğaçaları böyle pişirdik ve buzluğa attık bile. Unuttum göstermeyi. Pizza ve hafta sonu hazırladığımız patatesi yapıyoruz. Dün duşlerim bitmişti ve bunu açtım. O kadar kötü kokuyor ki almayın bunu. Bu Lidl'ın kendi markası. Yani Hindistan cevizi duş jeli arasında en kötüsü diyebilirim. Bir de şunu açtım. Bu da Garnier'in saç kremi. Ben bunu indirimde böyle üstünü okumadan toplamda 3 tanesini, tanesi 1 küsür Euro'dan bulunca aldım. O yüzden artık bir süre saç kremi de ekliyorum
Banyo ürünlerimi, bu ikisini dün açmıştım. Bugün de şampuanım bitti. Onu da dedim ki birlikte seçelim. Ben de bakmadım bu arada gerçekten neyim var neyim yok diye. Sanırım zaten iki tane seçeneğimiz var. Bir bu Organix'in şampuanı. Bunu yeni aldım. Rossmann'dan %20 indirim vardı. Bir de şu Garnier'in inanılmaz güzel kokan Hindistan cevizi sütlü şampuanı. Zaten iki tane seçeneğimiz var. Dediğim gibi bunu biliyorum nasıl olduğunu ama bunu bilmiyorum. Ve bunu gerçekten çok merak ediyorum. Hayatımda ilk defa Organix kullanacağım. O yüzden bunu dedim ki açayım. Böyle bu üçü çıktı ve stoğumda da gerçekten az kalmış. Şunları saymayayım. Bunlar zaten saç kremi. Evet, bu da şampuan. Evet, bu da seyahat çantamda var. Evet, şimdilik bu üç ürünü açtım. Galiba şampuan da almam gerekecek bir indirimden. Şuradaki diş macunu da çıkartalım. Ve şunu da, çünkü durmuyorlar. Şimdilik böyle. Sadece yüz temizleme jellerinden bayağı veririm de ve duş jeli var. İki tane. Bir aseton, bir yağ ve jöle var. Şurada da jöle var. Bunu da açarım yakında. Bir tane diş macunu ve birkaç tane de kağıt maske var. O yüzden indirimlerde bulursam eğer önümüzdeki aylarda ya da haftalarda böyle biraz şampuan almam gerekecek. Gördüğünüz gibi yatak değişiyor bugün. Bugün günlerden perşembe ve sabahtan beri hiç durmadım bir gün oldu. Sabah galiba birkaç bir şey çektim ama hiç emin değilim ne çektiğimle ilgili. Galiba en son bir kahve içiyorduk birlikte. Onun arkasında zaten kahve falan da içemedim. Şimdi saat 10.30'da bir küçük bir aram oldu. Onda da pırasa yedim. Çalışırken yedim onu da. Çünkü çok acıkmıştım ve 5'te uyandım bugün. Çok güzeldi. Çok verimli bir sabah geçirdim ve neredeyse 1,5 video editledim. O yüzden çok çok iyi oldu benim için. Şimdi de oylarım bitmesine galiba bir 20-25 dakika gibi bir şey var. Dedim ki bir kahve içeyim. Bir böyle şarj olayım. Kahve çeken Modern Family'de bir bölüm izleyeyim ve çok böyle yoğun bir öğleden sonrasına da hemen atlayalım. Şimdi burası biraz havalansın istedim. Alezi ve yastık kılıflarını yıkadım. Onlar kuruyor. Allah'tan kolay kuruyorlar. Yani 5-6 saatte falan kuruyorlar. Akşama kadar kururlar. Onları serip yeni bir çarşaf falan yerleştiririm. Ve böyle tertemiz bir uyku çekeriz bugün diye düşünüyorum. Hafta ortasında çarşaf değiştirmek çok daha iyi oluyor. Çünkü hafta sonu olunca İşte onu mu yapayım, bunu mu yapayım, dışarı mı gideyim falan filan derken böyle gün içinde onu halletmek çok daha iyi oluyor bence. Yani evden çalıştığımız için tabii ki çok daha rahat olabiliyor. Akşam da mesai sonrası kapatırım. Zaten burası görünmüyor. Sadece siz görüyorsunuz ama bilgisayarım böyle baktığı için kesinlikle görünmüyor. O yüzden süper. Evet, gerçekten hayatımın özeti diyebiliriz. Şimdi Mert gelecek. Gereken de McDonald's'tan bir şeyler alacak. Fırına patates koydum. Ve biraz vaktim var. Şurada da alezler falan duruyor. Çünkü yatağı hala toplayamadık. Şimdi biraz bir 15-20 dakika vaktim varken videolara bakıyorum. Bir tane de kapak yapmam lazım. Mert gelene kadar. Sonra da dinleneceğiz artık. Gerçekten o kadar yoruldum ki anlatamam. Birkaç işim var dediğim gibi. Onları halledeyim. Yemek yiyelim ve biraz dinlenme evresine geçmek istiyorum. Artık bugün dinlenme evresine geçmek istiyorum. Bu arada ojelerime bakar mısınız? Buna biraz daha kahverengi koydum. Hayatımdaki en iyi oje olabilir. Yani bir şey eğer sevmiyorsanız ondan vazgeçmeyin. Ne olursa olsun değiştirebilirsiniz belki. İnsan değil tabii ki.
eşyadan bahsediyorum. Aynı yerde farklı bir outfitle pijamayla yine buradayım. Birazcık sesim az geliyor olabilir çünkü şu anda pencere açık. Kahvemi aldım burada ve dün akşam nerede bıraktıysanız aslında oradayım şu anda. Edit yapıyorum. Şimdi editime devam edeceğim ve cuma günü son gün 9'a dersim var. Şimdi edite devam edeyim. Belki bir video daha bugün bitirebilirim. Güzel olur öyle olursa. Böyle. Şimdi ben edite devam edeyim. Güzel bir kahvemi içeyim. Bir daha kahvemi içeyim. Sonra derse gireyim. Sonra görüşelim. Hava o kadar güzel döndü ki anlatamam. Böyle üşüdüm yani bayağı. Şimdi kamerayı içeride unutmuşum. Mert de toplantıda. O yüzden telefondan çekeyim dedim. Şimdi bir şeyden çıktım. Toplantıydı. Almanca dersinden çıktım. Şimdi toplantıya gireceğim. Sonra öyle ara seveceğim. Sıcak bir şeyler yemek istiyorum. Gerçekten 4.30'da uyanınca. Bu saate kadar açıklanınca elim falan buz kesti. Yani şu an var ya donuyorum. Sonra sıcak yemek yiyeceğiz. Şükür. Sonra da günün geri kalanını bitirip markete gideceğiz bugün. Orayı da sadece sepete gösteririm. Bugün bir de market vlogu çekeceğim. Ne zaman net diyecek acaba, böyle bekliyorum. Tamam. Ay, günün ortasındayız şu an. Bunu ben mi yapıyorum acaba böyle? Günün ortasındayız şu an. Tam saat 12.10 var. Ben 3. kahvemi içiyorum ve çok yoruldum. Şimdi en son sizi bu çıktığım toplantıdan girmeden önce. Çıktım toplantıya girmeden önce bir şeyler söylemiştim diye hatırlıyorum. Şimdi 3. kahvemi içiyorum. Mert bir tıraş olmaya gitti. O gelecek. Ben de yemeği ısıtacağım. Pırasayı ısıtacağım tabii ki. Ve şinitsel koyacağım fırına. Onun için hemen koyayım. Zaten 12 gibi falan koyarım. Ancak ısınır fırın. Bugün böyle dünden kalan yani leftover diyorlar ya, en sevdiğim şey. Onları yiyeceğiz. Ve hava çok güzel, görüyorsunuz. Böyle polarlarımı giydim. Ay, en sevdiğim hava Almanya'da. Yani hep böyle olsa keşke. Hiç yani burada hiç güneşi aramam. Gerçekten çok güzel olur. Artık benim gitmem lazım. Gidiyorum. Evet, şimdi hafta bitti. Ve yapmam gereken bir iş vardı. Yaptım. O da bitti. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.